Her büyük medeniyetin tarihi küçük ve göze çarpmayan bir şekilde başlar. Çoğu zaman dünyamızın halkları gerçek büyüklüklerini geliştiremeden özgürlük için savaşmak zorunda kaldılar. Türkler için de böyleydi. Kökeni Anadolu'da değil, Orta Asya'dadır. Her şey unutulmuş küçük bir kabileyle başladı, Aşina. Bu insanlar savaştan ve düşmanlarının vahşetlerinden kaçtılar ve acımasız bozkırda ölüme yakın dolaştılar. Ama yine iyileştiler, yeni yerleşimler kurdular, savaş sanatını öğrendiler ve misillemelerini planladılar. Siyasi eğitimli ve askeri dehalardan oluşan iki kardeş, kabilenin liderliğini devraldı ve bir devrim başlattılar. Moğollara ve Çinlilere karşı ayaklandılar. Bunu yaparken, Bozkır'da her zaman derinden saklanan gücü harekete geçirdiler ve hem kadınları hem de erkekleri savaşa sürüklediler. Kısa sürede Bozkır'ın Türkçe konuşan tüm kabilelerin zincirlerini parçaladılar ve yeni liderleri olarak her yöne genişleyen Aşina soyu çok güçlü oldu. Aşinalar öylece Osmanlı ve Selçuklulardan önce, doğuda Kore ve Mançurya'dan batıda Kırım Yarımadası'na kadar uzanan bir Türk imparatorluğu kurmuşlardır ve böylece tarihteki ilk kıtalar arası Bozkır İmparatorluğunu. Göktürklerinin yükselişine hoş geldiniz.